Değerli öğretmen arkadaşlarım ve değerli Karacabey halkı. Eğitim sistemimiz kangren haline gelmiş birçok sorunu barındırmaktadır. Asıl görevi bu sorunlara çözüm bulmak olan Milli Eğitim Bakanlığı her uygulaması ile eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan öğretmenlerimizi hedef tahtasına koymaktadır. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte yetersiz kalan Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimdeki yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı üzerinden atmaya ve sorumluluğu öğretmenlere yıkmaya çalışmaktadır. Öğretmenleri Alo 147, BİMER, CİMER gibi uygulamalarla veliyle ve öğrenciyle karşı karşıya getiren, sürekli baskı altında tutan Milli Eğitim Bakanlığı son olarak ise 9 Haziran 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hedefleri arasında eğitim ve performans değerlendirme uygulamasına da yer vermiştir. 12 ilde pilot uygulaması tamamlanan öğretmen performans sistemi için yönetmelik taslağı yayınlanmış, yakın zamanda da yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen performans değerlendirme sistemi, eğitimin hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi tam tersine yeni sorunların doğmasına sebep olacaktır. Öğretmenlerin performansı için yapılacak değerlendirmede ortaya çıkacak olan performans notu, okul müdürü, zümre öğretmenleri, zümre dışı öğretmenler, veliler, öğrenciler ve öğretmenin öz değerlendirmesi sonucunda elde edilecektir. 4 yılda bir yapılacak sınav notu da o yıl değerlendirmeye eklenecektir. Değerli arkadaşlar, eğitimin niteliği hiçbir bilimsel karşılığı olmayan performans değerlendirmesi ile değil, öğretmene değer vererek, velinin, öğrencinin ve toplumun gözünde öğretmenin mesleki saygınlığını arttırarak sağlanabileceği açıkken, öğretmeni her an diken üstünde tutacak bu yöntem asla kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın performans değerlendirme uygulaması, öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini arttıracak, sürekli performans kaygısı ve tehdit altında çalışmasının önünü açacaktır. Performans deyip itibar istiyoruz. Performans deyip itibar istiyoruz. Performans değerlendirmesiyle öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok yüksek performans üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda herkesin birbirinin rakibi olduğu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının tamamen bozulmasına sebep olacaktır. Öğretmenlik rekabetle değil, dayanışma ile yapılacak bir meslektir. Deneyimlerimizle biliyoruz ki mesleki dayanışma okul başarısını arttıran en önemli etkendir. Değerli arkadaşlar, MEB'in uygulamaya çalıştığı performans değerlendirme yönteminin dünyanın hiçbir yerinde yakın bir örneği yoktur. Performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi memnun edilecek müşteri, öğretmenin satış görevlisi olarak gören bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Kurtuluş yok! Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok! Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Bilimsel ve objektif karşılığı olmayan performans değerlendirme sonuçlarının görevde yükselme, yer değiştirme, sözleşmenin yenilenmesi, hizmet puanına katkı, ücretlerin belirlenmesi gibi alanlarda kullanılması birçok mağduriyetin doğmasına ve hak kayıplarına sebep olacaktır. Özel sektörün işten çıkarmalarda hukuki belge olarak kullanmaya devam ettiği performans sisteminin ileriye dönük olarak iş güvencemizi tehdit edeceğini göz ardı edemeyiz. Değerli arkadaşlar, öğretmenlik mesleği, öğretmen yetiştirmedeki eksiklikler, atanma sorunları, çalışma koşulları, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, yetersiz maaşlar nedeniyle giderek değersizleştirilmiştir. Öğretmenlik mesleğini daha da değersiz hale getirecek olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün eğitim çalışanları ve sendikalar ortak mücadele yürütmelidir. Öğretmenler el ele, birlikte mücadeleye! Öğretmenler el ele, birlikte mücadeleye! Öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanların hakları için farklı sendikalarda mücadele yürüten bizler,
mesleğimizin geleceğini tehdit eden performans değerlendirme sistemine karşı birlikte mücadele etme ve bu uygulamayı durdurma yönünde ortak bir kararlılık içindeyiz. Bu nedenle kamuoyu oluşturmak için bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Tüm öğretmenlerimizi sendika ayrımı yapmaksızın çalışmalara katkı sunmaya ve haklarımız için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Birleşerek bu saldırıyı durduracağımıza inanıyoruz. Birleşe kazanacağız. Birleşe kazanacağız. Değerli basın emekçileri ve saygıdeğer arkadaşlar, etkinliğimize basın açıklamamıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Birleşe kazanacağız. Birleşe kazanacağız.